Herkese merhabalar. Şu anda yeni Mercedes-Benz GLA 200'ün içindeyim. Hatırlanacağı gibi ilk nesil GLA 2014'te yola çıktı ve toplamda 1 milyon adet aşan satış rakamıyla Mercedes'in yüzünü güldürdü. Bu içinde bulunduğum otomobil 2020 Nisan ayı itibariyle Avrupa'da satışa sunuldu ve kısa bir süre önce tabii ki ülkemize satışa sunuldu. İlk önce eski nesil GLA ile farkları ne? Onlara göz atacağız. Daha sonra Mercedes'in kompakt SUV segmentindeki ikinci aracı olan GLB 200 olan farklarını inceleyeceğiz. Ben GLB 200'ü kısa zaman önce kullandım. Şurada zaten teknik detayları var. Her iki aracın teknik detayları ve fiyat dökümleri var. Gerçi ben videoyu çekene kadar fiyatlar yenilendi, değişti. O yeni fiyatları da size söyleyeceğim. Ancak dediğim gibi ilk önce ilk nesil GLA olan farklara bir göz atalım. Yeni GLA eskisinden hatırı sayılır derecede yüksek bir otomobil. Önceki nesilden yaklaşık 10 santim daha yüksek. Dingil mesafesi 3 santim daha fazla. Ve oturma pozisyonundan bahsedelim. Oturma pozisyonu da eskisinden 10 santim daha yüksek. Eski GLA ile yenisinin farklarından bahsettik. Şimdi GLB ile olan farklara bakalım. Bilindiği gibi artık Mercedes gamında 2 tane kompakt SUV var. Biri bu içinde bulunduğumuz GLA, diğer de daha önce benim kullandığım GLB. Önce fiyatlar. İçinde bulunduğum GLA 200'ün progresif donanım seviyesindeki fiyatı 433 bin lira. AMG donanım seviyesi isteyenlerse 476 bin 500 lira vermek durumdalar. GLB 200'ün fiyatlarına bakalım. GLB 200'ün progresif donanım seviyesindeki fiyatı 455 bin lirayken AMG donanımda fiyat 498 bin 500 liraya ulaşıyor. Her ikisi de kompakt sınıf SUV olan GLA ve GLB'nin farkı ne? GLA'yı GLB'nin daha ufak ve dinamik 5 işlik küçük kardeş olarak görebiliriz. GLB ise daha fazla iç hacim ve daha fazla fonksiyonel sunan, görsel olarak daha fazla SUV havasını hissettiren bir otomobil. Ve önemli bir detay, GLA Almanya'da üretirken GLB Meksika'da üretiliyor. Şimdi gelelim ölçülere. GLB'nin 2829 mm'lik dingil mesafesi yeni GLA'dan ve bununla beraber A serisinden B serisinden de 10 santim daha fazla. Diğer ölçülere göz attığımızda GLB'nin 4634 mm'lik uzunluğunun GLA'dan yaklaşık 22,5 santim daha uzun olduğunu görüyoruz. 1658 mm'lik yükseklik, ki bu tavan rayları hariç yükseklik, GLB'nin yüksekliği, o da GLA'dan yaklaşık 5 santim daha fazla. Yani 5 santim daha yüksek ve 22,5 santim daha uzun bir otomobil GLB. 1834 mm genişlik her otomobilde de aynı. Her iki otomobilde de aynı. Bu GLB'nin ekstra uzunluğu ve ekstra dingil mesafesi 7 kişilik versiyonun olabilmesine olanak tanıyor. Bu da aracın fonksiyonelliğini artıran bir detay. Bununla beraber arka taraftaki koltuk sırası da ileri geri hareket ettirilebiliyor Mercedes GLB'de. Şimdi bu otomobilin arka koltuğuna geçeceğim ve arka koltuğu beraber inceleyeceğiz. Şu anda yeni Mercedes-Benz GLA'nın arka koltuğundayım. Görüleceği gibi diz ve baş mesafesi hiçbir sıkıntı yok. Ancak tabii ki GLB'de biraz daha fazla diz ve baş mesafesi var. GLB'de arka koltuk ileri geri hareket ettirilebiliyor. Bu sayede en geriye aldığınız zaman koltuğu biraz daha fazla diz mesafesi sağlanıyor. Tabii ki aracın dingil mesafesi de buna göre biraz daha fazla. Baş mesafesi olarak bu araçta hiçbir problem yok. Bakın ben dik oturdum, bel boşluğunu aldım ve kafam tavana değmiyor. Ancak GLB'de bundan biraz daha fazla baş mesafesi var. 3 santim daha fazla baş mesafesi sunuyor GLB. Şimdi koltuk rahatlıklarından bahsedeyim. Bu aracın koltuğu, GLA'nın koltuğu GLB'ye göre bence daha rahat. Çünkü GLB'nin arka koltuk minderi bana birazcık ufak geldi ve çok düz geldi. Oturduğum zaman kendimi hiç rahat hissedemedim otomobilin koltuğunda. Bununkisi bana göre biraz daha rahat. Şimdi kapı içinden başlayalım incelemeye. Güzel suni deri kaplı, dikişleri muntazam bir kapı içi var. Burada içi halı veya kauçuk kaplı olmayan bir eşya göz var diyeyim. Burada ufak tefek eşyaları koyacağınız bir file var. Şurada ikili USB çıkışı var ki bunlar ince uçlu. 2 adet hava üfleci. Ve kolda yemeri yok. Şu orta kısım bu şekilde indiriliyor. Ve bu sayede uzun yüklerin taşınmasına olanak
sağlıyor. Bu arada yeri gelmişken bagajdan da bahsedeyim. Bagaj hacmi 435 litre bu otomobilin. Çift parçalı bagaj var. Alt tarafta lastik tamir kiti falan var. GLB'de tabii ki bundan biraz daha fazla. 570 litrelik bir bagaj sunuyor. Bu da kullanışta arttıran bir detay. Bu arada otomobillerin koltuk dişlerinin içinden bahsedeyim. Bu Alman üretimi GLA. Koltuk dişleri gayet muntazam. Buraya baktığımızda kusursuza yakın bir birleşim görüyoruz dikiş olarak. GLB'de, o AMG donanım serisindeki GLB'de bu koltuk dişleri bu kadar güzel değildi. Koltuk dişleri yavaş yavaş pot yapmıştı ve hafiften bir açılma eğilimi vardı. Bir önce kullandığım GLB'de. Bu araçta öyle bir şey yok. Dişler dediğim gibi daha muntazam ve bu da göze daha güzel geliyor. Otomobil daha iyi duruyor bu şekilde. Şimdi ön konsolu inceleyeceğiz ve devamında da yola çıkacağız. Önce motoru çalıştıralım. Ön konsol görüleceği gibi yeni A serisiyle büyük oranda benzeşiyor. Üst taraftan başlayalım. Burası yumuşak dokunuşlu güzel bir plastik malzemeye sahip. Alt tarafta daha sert malzemeden örtülmüş. Torpido geçiyorum. Ne çok büyük ne çok küçük. Orta boy bir torpido gözü. Burası keçe ve halka değil. En dip tarafında bir kauçuk kaplama göze çarpıyor. Şu şekilde kapattık. Bu klima kumandaları, klima üfleşleri diyeyim daha doğrusu, çok güzel detaylara sahip. İç kısımları ambiyans ışığıyla aydınlatılmış ve iç mekanı gerçekten zenginlik katıyor bu detay. Burada klima grubu kumandaları var. Şurada bir sürgülü kapak var. Bunun altında eşya alanı var. İçinde 12 voltluk soket, ikili USB çıkışı, iki adet de bardaklık gözüküyor. Şurada da iki tane USB giriş var. Bunların hepsi ince uçlu. Buradaki eşyanın içi halı kaplanmış, keçe kaplanmış. Şurada bir dokunmatik yüzey var. Bu dokunmatik yüzey buradaki multimedya ekranını kontrol etmeye yarıyor. Tabi bu ekran aynı zamanda dokunmatik olarak da kullanılabiliyor bu şekilde. Veya direksiyon üzerindeki şu taraftaki dokunmatik yüzeye basarak, dokunarak bu multimedya sistemini kontrol etmek mümkün. Burada sürüş modu seçicisi var. Eco, Comfort, Spor ve Individual kişisel olmak üzere 4 farklı sürüş modu seçilebiliyor. Şurada park yardımcısı var. Bu şekilde park yeri arıyor. Geri görüş kamerası. Şurada bir kısa yol var. Burada bu kısa yol sayesinde hızlı erişim demişler buraya. Aracın ESP sistemini kapatabiliyoruz buradan. Veya işte böyle şerit takip yardımcısı, onu kapatabiliyoruz. Veya park sensörü var, onu kapatıp açabiliyoruz. Böyle ıvır zıvır işleri buradan yapabiliyoruz. Bu kısmın en eğlenceli olanı ise kuşkusuz bu aydınlatma kumandaları. Burada ambiyans ışığı çok güzel şekilde ayarlanabiliyor. 64 tane renk içinden seçim yapabiliyoruz. İstersek burasına farklı renk, burasına farklı renk, böyle animasyonlu şekiller yapabiliyoruz. İşte böyle hazır temalar var. Mor gökyüzü demiş. Bakın buralar morardı. Kızılay var. Bakın burası, şuralar hep kızıllaşıyor. Ateş kırmızı demiş. Bu biraz daha canlı bir kırmızı. Böyle türlü türlü ambiyans oyunları yapabiliyoruz. Bu ekran üzerinden gayet güzel. Koltuk konforu var. Burada koltuk kineti diye bir şey var. Bu ne işe yarıyor ondan bahsedeyim. Bu özellik uzun yolda giderken yorgunluğunuzu biraz azaltmak için düşünmüş bir sistem. Koltuğunuzu ayarladınız, gidiyorsunuz. Belli bir süre sonra koltuğun sırt açısı çok hafif değişiyor. Mesela şöyleyse biraz daha geri yatıyor veya biraz daha ileri kalkıyor. Bu sayede vücuda ufak bir hareket yaptırmış oluyor. Mercedes yetkililerinin dediğine göre işte bu uzun süre hareketsiz kalmak iyi değil. Onun için böyle ufak tefek hareketlerle sürüş pozisyonu fazla değişmeden vücudu hareket ettiriyor. Bu koltuk sistemi, koltuk kineti sistemi. Bu bir masaj özel değil. Onu öncelikle söyleyeyim. Yeni Mercedes GLA 200'e sürüşümüze başlayabiliriz. Konfor modunda başlatacağım sürüşü. Bu şekilde D'yi alıyorum ve hafiften gaza basarak yola çıktık. Burası trafiğe açılmamış bir yol. Yolun sonu hiçbir yere çıkmıyor. Bazen burada işte piyiz yapanlar falan oluyor. Onun dışında pek bir insan burada olmuyor. Yolun sonundan dönüş yapacağım. Şimdi bu motordan ve otomobilin performans değerlerinden biraz bahsedeyim. Bu araçtaki motor artık otomobil severlerin yakından tanımaya başladığı motor. Renault'la ortak geliştirilmiş bir motor. Renault motor desek aslında daha doğru. M280 kodlu bu motor 1332 cc. Ve maksimum gücü 163 beygir, maksimum torku da 250 Nm. Bu 250 Nm tork geniş bir banda yayılmış. Böyle 1620-4000 devir arasında geniş banda yayılmış. Bu sayede
alt devreden itibaren güzel bir çekiş sağlayabiliyor. Bu da otomobile canlı bir karakter sağlıyor. Şimdi GLA ile GLB'nin farklarından bahsedelim sürüş olarak, performans olarak. Bu motor her iki araca da tam geliyor. Yani böyle ne eksik ne fazla, böyle performans olarak beklenileni her anlamda alabiliyorsunuz. Gaza bastığınızda ikisini de götürüyor. Fabrika verilerine göre bu aracın sıfırdan yüze kalkışı 8.7 saniye. Diğer aracınki, GLB'ninki 9.1 saniye. Arada ufak bir fark var ama bunu fark etmek kolay değil. Ve şu anda konforda diyorum. Ben şimdi bunu Eco'ya alacağım. Bakın hafiften hızımı arttırdım. E'ye aldım. E'nin özelliği bunda yelken modu. Ayağım gazdan çektiğinde bakın motor rölantiye düşüyor. Motorla aktarma organları arasındaki bağ kesiliyor ve araç böyle akarcasına yol alıyor. Gaza tekrar bastığında çok tatlı şekilde hiçbir sarsıntı olmadan tekrardan bu bağlantı sağlanıyor ve otomobil devam ediyor yoluna. Spor moddaysa hem direksiyon tepkisi biraz güzelleşiyor hem de gaz pedal tepkisi yaşıyor. Bakın gaza bastım, ne kadar güzel sonuç verdi. Şimdi dün yapmış olduğum hızlanma ve ara hızlanma denemelerine bir bakalım. Görüleceği gibi performans olarak beklentileri karşılıyor ve canlı bir sürüşü var bu otomobilin. Bu arada ben o çıkmaz yoldan gerçek yola bağlandım. Burası şu an akan trafiğin olduğu bir yol ve dalgalı bir asfalt. Karşıdan gelen trafik olacak biraz sonra. Virajlı bir yol. Burada otomobilin dinamik özelliklerini biraz daha güzel şekilde görebileceğiz. Spor modda gaz pedal tepkisi biraz daha iyi. Direksiyon tepkileri biraz daha güzel. Bu şekilde yapıştırdım. Bakın ne kadar güzel şekilde hızlanıyor. Hiçbir zorlanma yok. 7 yıl oranlı DCT yani çift karma şanzıman. Oradan da artık zaten otomobil severler artık alıştı. Hızlı ve sarsıntısız vites geçişlerine sahip. İstersen buradan direksiyon arkasında kulaçlardan bu işlemi yapabiliyorum. Ancak gerçek bir manuel kullanım sağlamıyor. Yani motor devri böyle yükseklere geldiğinde, kırmızı çizgiye geldiğinde vites değişimleri otomatik olarak yapılıyor bu otomobille. Şu anda yamalı bir asfaltta ilerliyorum ve konfor seviyesi hiç de fena değil bu GLA 200 Progressive'de. Peki uzun yol sürüşte nasıl? Ben bu araçta otoban sürüşte yaptım. Otobanda gürültü seviyesi, rüzgar seviyesi pek rahatsız edici değil. Bu açıdan konforlu bir otomobil. Süspansiyon konforu da başarılı. Özellikle pürüzsüz asfaltta akarcasına yol alıyor bu otomobil. GLB 200 de bundan pek farklı değil. O da benzer bir sürüşe sahip otoyolla. Peki hangi kompakt Mercedes SUV tercih edilmeli? Aslında bu sorunun yanıtı kişilerin ihtiyaçlarında gizli. Mercedes GLB GLA'ya göre daha fazla bagaj hacmi, daha fazla iç hacim, daha fazla değişkenlik sunuyor. Buna karşılık GLA GLB'den farklı olarak biraz daha dinamik bir sürüşe sahip ve arka koltuğundaki rahatlık bana göre biraz daha iyi. Bunun nedenini daha önce anlattım. Minder farkından dolayı. Bir de benim kişisel değerlendirmem, subjektif değerlendirmem bu aracın yani GLA'nın işçilik seviyesi GLB'den biraz daha iyi. Yani şöyle söyleyebiliriz. Daha fazla değişkenlik ve iç hacim arayanlar GLB'ye, biraz daha dinamik bir sürüş arayanlar da GLA'ya yönelmeliler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.